2018'de aday olduğunuzda ilginç bir süreç yaşadınız. Tabii. Biraz o ya bu tür olayları hatırladıkça benim aklıma ister istemez o süreç geliyor. Onu da reddediyor. 2018'de. Sen... Biraz dinleyebilir miyiz sizden? Ne yani olmuştu? Çok açık. Yani bir şey yok. Ben de oradan doğruya. Cumhurbaşkanı pasaport adayı oldunuz. Oldum. Daha sonra pasaport. Ama korumalarınız da çekildi. Ha, pasaportumu yenilemek üzere bitiyordu süresi. Gittim. Gittiğim zaman oradaki işte İçişleri Bakanlığı'na aktarılmıştı o zaman. Hı. Pasaport verme yetkisi. Adam kıvrandı. Ya dedi size veremeyiz. Sizin karşınızda terörle iltisaklısınız diye bir not vardı. Şok oldum yani bu nasıl olur diye. Onun üzerine işte görüşürken Recai abiyle de görüştük. Daha sonra İçişleri Bakanlığı ile o da aramış ya siz deli misiniz? Nereden çıktı bu diye. Tabii bu kamuoyuna duyulunca bu sefer yok böyle bir şey diye Sayın Soylu çıktı bunu reddetti. Ya arkadaş ben gittim. Ben bunu bak hikaye söylemiyorum. O pasaportu alamadım. 3 gün sonra benim eve, bir şeyime gönderdiler. Bana gönderdiler pasaportu çıkartıp. Yani bunlar basit şeyler. Binlerce insan böylece o zaman benim korumaları da aldılar. Zaten ondan sonra da yeter bu kadar diye bir koruma verdi. İkincisini vermediler. Ya bu kadar... Bu yani ilginç ucuz. Gazetecilerin bile bir sürü korumayla, ışıldaklı arabalarla kadar, dolaştığını konuşuyoruz bir taraftan. Bu kadar bir taraftan ucuz böyle. Bir politika uygulanmaz. Yani bir İçişleri Bakanı'na bu yakışmaz. Hmm. Şimdi böyle dedim diye ya bu benim işim değil ki bununla ilgili görevliler var. Yok ya ben tekrar müracaat ettim. Olur mu öyle şey? Sadece iki tane memur orada suçlu öyle mi? Makamları ne olursa olsun. Bunun kararını veren bizzat kendisi. Ha o da bir yerden talimat alıyor mu? Onu bilmem. O bir memurun hatası değil diyorsunuz değil. Orayı terörist sakı şey.